Güvenceniz, geleceğiniz, malınız, varlığınız ve rahatınız için Şeker Sigorta Kıbrıs Limited. Araç, konut ve iş yeri sigorta işlerinde şeker poliçenizin keyfini yaşayın. Şeker Sigorta Kıbrıs Limited sabah kahvesini sunar. Sabah kahvesi. Kanal Sim'den sabah kahvesinden iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 23 Şubat Salı, bir kez daha sabah kahvesine hoş geldiniz. Evet, herkese günaydın. Haftanın ikinci sabah kahvesinden herkese iyi günler, iyi dileklerimizi iletelim. Lefkoşa'da yine pırıl pırıl bir gökyüzü var. Meteoroloji bugün yağışlı geçeceğini söylüyordu. Sabah saatlerinde hava açık ama ilerleyen saatlerde ne olur bilmiyoruz. Keyifli, güzel bir gün dileyelim. Ülke gündeminde ne var ne yok birazdan paylaşmaya başlayacağız. Hafta sonu, daha doğrusu geçen haftanın son günü sabaha doğru yaşanan kundaklama olayıyla ilgili gelişmeler devam ederken neredeyse her gün, her gece bir yerde araç yakılıyor, binaya ateşe veriliyor. Böyle bir kundaklama mevsimi var mıdır, yok mudur bilmem ama sanki arka arkaya kundaklamalar yaşanıyor. Üç farklı noktada Lefkoşa'da yaşanan 25 aracın aynı gece ateşe verildiği, örgütlü bir çete tarafından yapıldığı tahmin edilen kundaklama olayının ardından önce Lurcina'da belediye binası yakılmıştı. Dün akşam da Düzova'da, yani Goşi'de bir başka araç yakıldı. Ne oluyoruz? Nedir bunlar? Polis ne der? Güvenlik güçleri ne der? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ne der bu konuda? Merak ediyoruz. Bu küçücük ülkede nasıl olur da bu kadar fazla araç yakılır, kundaklama olur? Sorusunun yanıtını varsın, güvenlik güçleri versin ve daha huzurlu yaşayabilsin bu ülkede insanlar. Efendim, ülke gündeminde olup bitenlere gazetelerin nasıl yaklaştığını, birazdan manşetlere neleri çektiğini sizlere aktaracağız. Sonra ayrıntılara geçeceğiz. Yerel gündem, spor gündemi, ekonomi gündemi ve dış basında olup bitenlere de bakacağız. Suriye'de ilginç bir mutabakat sağlandı. Ateşkes sağlandı. Kim sağladı? Amerika ile Rusya sağladı. Türkiye kaldı mı orta yerde? Evet, kaldı. Kalacağı belli miydi? Evet, belliydi. Şimdi ne yapacak Türkiye? Yukarıda tükürse bıyık, aşağısı sakal. Ne yapacağını bilemiyor Türkiye kuşkusuz. Çünkü hem Rusya hem Amerika Türkiye ile ters düştü. Evet, tüm bunlara bakacağız ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepinize güzel bir sabah kahvesi dileyelim ve bakalım manşetlerde ne var? Ardından da Radyo gazetesinde ne var? Damla bize menüyü açıklasın. Evet, trafik var gündemimizde. Dün mecliste de trafik dairesi yasa tasarısı komiteye geri gönderildi. Trak Hayat Başkanı Hüseyin Savay konuğumuz olacak. Hem trafik dairesi yasa tasarısını konuşacağız geri gönderilen. Hem de aynı zamanda da tabii ki genel anlamda da trafikte yaşadığımız sorunları konuşmaya çalışacağız programımız içerisinde saat 8.45'ten itibaren. Evet, bakalım manşetlerde neler var ve detaylara geçeceğiz. Yeni düzenle başlıyoruz. Kundaklama soruşturması Güzel Yurt'a yoğunlaştı. Başlığını görüyoruz manşetinde yeni düzenin. Lefkoşa'da 3 ayrı iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili polis araştırması derinleşti. Kıbrıs'ta 120 ton süt elde kaldı başlığını görüyoruz. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği pazarlama sorunu nedeniyle depolardaki tonlarca sütün alıcı bulamadığını belirterek hükümetin soruna çare üretememesini eleştirdi. 120 ton süt elde kaldı başlığıyla aktardı haberi Kıbrıs. Havadis gazetesinde deli işi başlığını görüyoruz. Önceki gün Güney Kıbrıs'ta yakılan tarihi caminin bulunduğu Denya köyüne gitti Havadis. Denyalı Kıbrıs Rumlar olaydan dolayı üzüntülü olduklarını dile getirirken köyün din adamı
olayı iki kelimeyle özetledi: deli işi. Ve bu başlıkla aktardı haberi Havadis gazetesi. Afrika mühürsüz kaçak başlığını kullandı manşetinde. Bu inşaat Merit Park Otel'in Kervansaray bölgesinde inşaatı durdurulmuş ama mühür yok başlığını mühür yok dedi Afrika gazetesi. Halkın Sesinde Öğretici Ölüm noktasında başlığını kullandı bugün manşetinde. Sar Kıbrıs ne cami bıraktılar ne de mezarlık dedi manşetinde. Ortam gazetesi: hatlar koptu, hükümet ortakları, bakanlar, başbakanlar, meclis başkanı birbirinden habersiz dedi. Vatan gazetesi Denye Camii ile ilgili tepki yağıyor başlığını kullandı bugün haberinde. 12 yılda 52 kurban, Detay gazetesinin bugünkü manşeti. Değerli izleyenler, manşetlere baktık. Sırada gazetelerin sayfa ayrıntıları, yani basında bugün köşemiz var. Aslında bugün de gazetelerinin sayfa ayrıntılarına bakıyoruz. Yeni düzenle başlayalım. Kundaklama soruşturması Güzel Yurt'a yoğunlaştı manşetiyle çıktı bugün yeni düzen. King Oto, Opel Plaza ve Özmerhan Finans'ın kundaklanmasıyla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Amirliği'nde görevli polis ekipleri dün gün boyunca Güzel Yurt'ta da soruşturma kapsamında bilgi aldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 kişiden ifade alındığını, 30 kamera görüntüsünün de incelemeye devam ettiğini belirten polis, olayla ilgili Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden 40'a yakın ifade alınması gerektiğini açıkladı. Olayla ilgili önceki gün bir kişiyi daha gözaltına alan polis, söz konusu şüpheliyi sorgusunun ardından serbest bıraktı. Kundaklamalarla ilgili B.G dışında 5 kişinin daha arandığını açıklayan polis, dün yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürdü. Güzelyurt bölgesine yoğunlaşıldığını söylüyor Yeni Düzen'in manşeti. 3 iş yerinin kundaklanması olayla ilgili. Ve bir kundaklama haberi daha. Bu kez Düzova. Düzova'da saat 21 sıralarında dün akşam Ayşen Taş'a ait JD128 plakalı Ford Fiesta marka araç evinin önünde park halinde bulunduğu sırada muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı. Soruşturma devam ediyor. Evet, saat 9 erken bir saatte, üstelik de öyle yakılmaya alışılmış pahalı araçlardan değil, JD plakalı bir Ford Fiesta marka araç. Neydi yakmak isteyenin ya da yakanın niyeti, hangi mesajı vermek istediği, ne tür bir husumet vardı, soru işareti. Ama bu iş dediğim gibi bir grip gibi salgın haline geldi. Herkes bir diğerinin bir şeyini yakıyor. Çam kese böceği ile mücadele konusunda hastalık yok olmaz, aza indirgenebilir başlığını görüyoruz. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Congbayır yeni düzene konuştu. Çam kese böceği ile tüm Akdeniz bölgelerinde bulunan ülkelerin mücadele ettiğini belirterek, adacık yöntemiyle keselerin toplanıp etrafı suyla çevrili bir yere konularak engellenmeye çalışıldığını söyledi. Yok edilemez ama aza indirgenebilir diyor Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Congbayır. Armağan Candan'ın fotoğrafı var. Avrupa'ya uyum kapsamında yabancılara ve çocuklara dernek kurabilme imkanı dahil birçok yeni düzenleme öngören dernekler yasası oy birliğiyle yasallaştı. Yabancılar da dernek kurabilecek bundan böyle Kuzey Kıbrıs'ta. Ve sağlığa özel komitede uzlaşı olmadı, ertelendi. Sağlıkla ilgili yasa değişikliklerini hazırlamak, görüşmek ve sonuçlandırmak üzere oluşturulan geçici ve özel komite kurulması kararı, Başbakan'ın haberim yok çıkışı üzerine ertelendi. Dünkü meclis birleşiminde eski sağlık bakanlarından DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Arabacıoğlu'nun geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve son bir başlık yeni düzenden: ormanlık arazide taş ve sopayla saldırdı, mahkemede özür diledi, yani sonradan mamurladı denir bu tür durumlara.
Kıbrıs'la devam ediyoruz. 120 ton süt elde kaldı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği pazarlama sorunu nedeniyle depolardaki tonlarca sütün alıcı bulamadığını belirterek hükümetin soruna çare üretmesini, üretmemesini eleştirdi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkede pazarlamadan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle süt fazlası sorunu yaşandığını açıkladı. Naimoğulları, şu an depolardaki 120 ton sütün alıcı bulamadığını belirtti. Yurt dışına süt ürünleri ihracatında yaşanan tıkanıklık nedeniyle sütün pazarlanmasının %70'den %30'a düştüğünü ifade eden Naimoğulları, buna karşın ülkede yabancı marka peynir reklamları yapılmasını eleştirdi. Sterlin çok sert düştü. İngiliz sterlini, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkabileceği endişesi nedeniyle dolara karşı %2.3 oranında gerileyerek son yılın en düşük değer kaybını yaşadı ve bu haberin detayları da Kıbrıs'ın iç sayfalarında yer buldu. Döviz kurları da var yine iç sayfalarında Kıbrıs gazetesinin. Ve devam edelim. Rüzgarın hızı 116 kilometreye ulaştı. Ülkemizde hava sıcaklığı geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bu hafta soğuk, yağışlı ve fırtınalı geçti. Denia Camisi tamir ediliyor. Güney Kıbrıs'ta kundaklanan ve çatısı hasar gören Denia Camii'nde 5-6 bin euro civarında olması beklenen tamir çalışmalarının bu hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı. Havadis deli işi manşetini attı. Deli işi çok ama hangisi deli işi? Denia köyündeki caminin kundaklanmasını deli işi diye manşetinden verdi havadis. Bu sözler ise köyün pederine yani ruhani liderine ait, papaza ait. Havadis önceki gün Güney Kıbrıs'ta yakılan tarihi caminin bulunduğu Denia köyüne gitti. Denialı Kıbrıslı Rumlar olaydan üzüntülü olduklarını dile getirirken köyün din adamı Peder Paraskevas olayı iki kelimeyle özetledi. Deli işi. Caminin damına atılan yanıcı madde çatının yarı yarıya yanmasına ve cami içine çökmesine neden oldu. Kısa sürede temizlik çalışması yapılırken tamir ekipleri ahşap çatının tamirine başladı. Caminin kısa sürede eski hale dönmesi için hem kaymakamlık hem de kilise seferberlik ilan etti. Denia Köyü Papazı Pader Paraskevas bu caminin Kıbrıslı Türkler için önemli olduğunu ifade ederek nasıl bizim için kilise önemlidir, Kıbrıslı Türkler için de camiler önemlidir. Birlikte yaşamamız için bu kadar çaba varken 3-5 delinin böyle bir şey yapması utanç verici dedi. Denia'da bulunan halk da yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirtiyor. Kostas Kaymakam isimli vatandaş bu olayların bu noktaya gelmesine neden olanların akıllarından şüphe ettiğini ifade etti. Kaymakam, ben şu an Türk tarafına geçmeye utanıyorum. Ya bana o tarafta siz Denialılar bizim camimizi yaktınız derlerse ben Kıbrıslı Türklerden özür diliyorum dedi. Deli işi manşetiyle güzel bir habercilik örneği verdi. Havadis olay yerine gidip olayın yaşandığı köyden mesajlar alarak. Sürmanşette olay gecesi hastaneden çıkıp geri döndü başlığı var. Polis Lefkoşa'daki 3 iş yerinin kundaklanması olayında tutuklu bulunan şahsın olay gecesi hastanedeydim tezini çürüttü. Aleyhindeki tanık ifadesi nedeniyle Lefkoşa'da gerçekleştirilen 3 kundaklama olayıyla ilgili tutuklu bulunan BG'nin tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı. Polis olay gecesi hastanedeydim diyen Gezer'in 23.08 ile 23.25 saatleri arasında hastanede olmadığını tespit etti. Mustafa Esena sanık avukatı polisin 8 gün tutukluluk talebine itiraz etti ve duruşma yapıldı. Zanlının 17 dakika hastanede olmadığını, kundaklamaların yapıldığı saatte hastanede olduğunu, olayla bağlantısı olmadığını, serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu saat 23.25 sıralarında hastaneye dönen şahsın kundaklamalara fiilen katıldığı yönünde yeterli ifade olmadığını belirtti. Zanlıyı olaya bağlayan tek hususun tanık ifadesi olduğunu belirten yargıç, 8 gün talebini çok bularak 2 gün tutukluluk kararı verdi. Ve Cumhurbaşkanı Akıncı YÖDAK kurulu üyelerine uyarı yaptı, demokratik prensiplere bağlı kalın dedi. Bugün sağanak yağış beklendiğini havadis de ön sayfadan duyuruyor. Sabah açık bir havaya uyandık ama ilerleyen saatlerde belki
yine yağış olur. 2 ayda 10 bin hap, 4 kilo başka tür bir uyuşturucu ve romantik buluşma karakolda son buldu. Kız arkadaşını dövmüş şahsın biri iyi etmiş. Çok güzel, maşallah, bravo, aferin sana. Nedir yani bu yaptığı insanların ve neden bu hale geldik? Gerçekten hayret, şiddet her yere bulaşmış durumda. Halkın sesiyle devam ediyoruz. Üretici ölüm noktasında 2014-2015 Ekim sezonuna ait ürün bedellerini henüz alamayan çiftçilere bir darbede kuraklık vuracak. Halkın sesine konuşan Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, bu yıl ülkenin %60'ının kurak geçeceğinin öngörüldüğünü vurguladı. Ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle Mesarya'da birçok tahıl ekili arazi kurumaya yüz tuttu. Bir kundaklama daha, ülkede son günlerde meydana gelen kundaklamalara bir yenisi daha eklendi. Düzova'da dün gece Haytem Taş'a ait araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Kundaklama sonucu araç küle döndü. Suriye için ateşkes anlaşması, sadece başlık var, detaylar iç sayfalarda. Amerika ve Rusya Suriye'deki ateşkesin 27 Şubat'ta başlaması konusunda anlaştı. Ateşkes IŞİD ve El Nusra'yı kapsamıyor, detayları yine Halkın Sesi'nin iç sayfalarında. Afrika gazetesi mühürsüz kaçak manşetiyle çıktı. Girne Kaymakamlığı istediğini mühürlüyor, istediğini mühürlemiyor diye bir de yargı var Afrika'nın üst başlığında. Girne Kaymakamlığı Alsancak Belediyesi'ne bağlı Ilgaz Köyü'nde yaptığı denetimlerde izinsiz olduğu gerekçesiyle iki inşaatı mühürledi. Ancak Merit Park Oteli'nin denize sıfır kaçak inşaatı aylardır mühürlenmiyor. Denizi de parselleyen otel ayrıca kıyıya bir de lüks villa yapıyor. Girne Belediye Başkanı İlay Güngör'de bu izinsiz kaçak inşaatı geçen Eylül ayında durdurduklarını söylediyse de faaliyet devam ediyor. Kaymakamlığın dün Ilgaz Köyü'nde mühürleyip yasak bandı çektiği inşaattaki gibi bir bant Merit Park Otel'de yok. Bu durumu gören vatandaşlar uygulanan çifte standarttan şikayetçi, kaymakamlığın bundan haberi yok mu diye soruyorlar. Bu konuda Girne Kaymakamı'nın Mehmet Envergil'in açıklama yapmasını bekliyoruz bugün. KKTC'ye su, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Atık su karıştığı iddia ediliyor. Susurluk soruşturmasının raportörlerinden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Fikri Sağlar, Kuzey Kıbrıs'a verilen suya atık suların karıştığı iddialarını meclise taşıdı ve soru önergesi verdi. Sağlar, bu iddia doğruysa Akine, Sarıağaç ve Ormancık mahallelerinin arıtması olmayan atık suların içme ve sulama suyuna karışması neden bugüne kadar önlenememiştir? KKTC'ye bu temiz olmadığı iddia edilen bu barajdan su nasıl gönderiliyor diye sordu. Bu açıklamayı yapanlar sonra geri almışlardı ama konu meclisin gündemine geldi Türkiye'de ve Fikri Sağlar nasıl olur da bu su hem Türkiye'deki insanların hem de Kuzey Kıbrıs'taki insanların kullanımına verilir madem pis olduğu iddia ediliyor diye soruyor. Hayvan üreticilerinin çilesi bitmiyor. Birlik süt maliyetinin hesaplanarak sütün litre fiyatının yeniden belirlenmesini istiyor. Bir mesaj geldi az önce Viber'dan sütle ilgili. Onu da aktarayım. Yeri gelmişken. Madem ki süt ucuz, bıraksınlar sütü ucuza içelim gibi bir mesajdı. Evet. Süt elde kaldıysa ucuzlatsınlar, biz de ucuz süt için askeri kantinlere gitmekten vazgeçelim diye bir mesaj geldi. Evet, askeri kantinler bu ülkede haksız rekabet yaratmaya devam ediyor. Yıl 2016. Kamusen'den ombudsmana çağrı, Sağlık Bakanlığı'ndaki yasalara aykırı münhalin önüne geçilmeli dendi ve Ban Ki-moon'a iletilecek izcilik birliğinden BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a mektup var. Sar Kıbrıs'a devam ediyoruz. Ne cami bıraktılar ne de mezarlık. Denya Camii'nin kundaklanmasını sert bir dille kınayan Din Görsen Başkanı Çakır, Güney'de ikinci kez cami kundaklandığını, onlarca caminin harap olduğunu, Türk mezarlıklarının ise tahrip edildiğini ifade etti. Ne cami bıraktılar ne de mezarlık şeklinde de bir başlıkta aktarmayı tercih etti Sar Kıbrıs
bu açıklamaları. Hayvan Üreticileri Birliği su sorununun çözümlenmesini istedi. Hayvanlara acı su içiriyoruz dedi. Çevre bilgisi dersi ana sınıftan liseye kadar tüm sınıflarda okutulacak. Evren sadece konuşmak, suçlamak ve ceza yazmakla çevremizi temiz tutamayız dedi. Girne Kaymakamlığı Ilgaz'da iki izinsiz inşaatı mühürledi. Kundaklama olayla ilgili tutuklanan Teksanlı'nın dünkü duruşmasına dakika farkı damgayı vurdu. Kundaklamada dakika krizi başlığıyla aktarıldı haber. Yine haber niteliği olmayan, haber olduğu savunularak birinci sayfadan aktarılan, şiddetle içeren bir haber var aynı zamanda. Dolayısıyla aktarıyorum bunu. Detayla devam edelim. 12 yılda 56 kurban başlığıyla çıktı gazete. Geçen hafta yaşanan ve Cuma Mausalı'nın ölümüyle sonuçlanan motosiklet kazası ülkemizdeki oldukça zayıf trafik anlayışını yeniden gündeme getirdi. Detay gazetesinin ölümlü motosiklet kazalarıyla ilgili yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan rakamlar ürkütücü boyutta bulunuyor. 2004 ile 2016 yılları arasında meydana gelen ölümlü motosiklet kazalarıyla ilgili yaptığımız araştırma sonucunda 52 motosiklet kazasının 56 kişinin hayatına mal olduğu ortaya çıktı. Son 12 yıl içinde 56 kişinin ölümüyle sonuçlanan motosiklet kazalarının %30'u dikkatsiz sürüş nedeniyle gerçekleşirken %70'lik büyük bir kısmı ise bir arabayla çarpışma sonucu meydana gelen kazalardan oluşuyor. Cuma Mausalı'nın üzücü bir şekilde hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası motosiklet sürücülerinin güvenliği ve yollarda karşılaştıkları sorunlar yeniden gündeme geldi. Özellikle ehliyet sınav sistemi, yolların yeterli düzeyde olmaması ve araba sürücülerinin motosikletlere karşı olan duyarsızlığı ülkemizdeki motosiklet kullanıcılarının hayatını tehlikeye atıyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Avcı, Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamada bu kazalarda ben sadece dikkatsiz sürücüleri değil, yeterli koruyucu ve dikkatli sürüş eğitimini sağlamada ehliyet veren devletin de sorumlu olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde motosikletli, bisikletli veya yaya olmak maalesef bir risktir. Devlet yetkilileri de her acı olay yaşandığında ehliyet sisteminin değişmesi gerektiğini söylüyorlar fakat bunu söylemesi gereken biz, sistemi değiştirmesi gerekenlerin kendileri olduğunu unutuyorlar diyerek ülkemizdeki trafik sistemini ve devlet yetkililerini eleştirdi. Evet, 12 yılda 56 kişiyi kaybetmişiz. Motosiklet kazalarında sadece motosikletlerin karıştığı kazada ve bu rakam gerçekten de ürkütücü. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin açıklaması, ILS sistemi 2012'den beri devrede dedi. Mustafa Sofi, hassas yaklaşma hizmeti sağlayan aletli iniş sisteminin yani ILS sisteminin Ercan Havalimanı'nda 6 Eylül 2012 tarihinden bu yana kesintisiz biçimde devrede olduğuna işaret ederek uluslararası kurallar gereği inişi gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararının pilota ait olduğunu söyledi. 4 yıla yakındır bu sistem var diyor. Hayvan üreticilerinden reform paketine tepki. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği sütün maliyetinin ortaya konarak litre fiyatının yeniden belirlenmesi gerektiğini Tarım Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu reform paketinin ölüm ve üretimi durdurma paketi olduğunu öne sürdü. Ve iyi bir haber, çevre müfredata giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda dün düzenlenen basın toplantısında eğitim ve çevre bakanlıklarına bağlı dairelerle çevre platformunun atölye çalışmasıyla belirlenen müfredatın çevre bilgisi adı altındaki yeni ders yılında ilkokullardan liseye kadar tüm kademelerde okutulmaya başlanacağı açıklandı. Galiba bugünün en güzel haberi. Çevre konusu eğitim sistemimize dahil oluyor. Çevre dersi okutulacak. Bunun çevremize sahip çıkmamız için önemli bir adım olmasını diliyoruz. Ağzınıza sağlık demiş Detay. Uzun zamandır acil olarak çözüm bekleyen sağlık konusu dün toplanan Meclis Genel Kurulu toplantısında yine gündeme geldi. Fakat sağlıkla ilgili yasa değişikliklerini hazırlamak, görüşmek ve sonuçlandırmak üzere oluşturulan geçici ve özel komite kurulması kararı tartışmaların ardından ileriki bir tarihte gündeme gelmek üzere ertelendi. Ve Amerika ile Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı. Birazdan detaylarını aktaracağız.
Türkiye ve İngiltere basından. Vatan'la devam ediyoruz. Sırada Vatan gazetesi var. Tepki yağıyor. Başlığını görüyoruz Vatan'ın manşetinde. Güneyde Denia Camii'nin kundaklanmasına tepki yağıyor. Din İşleri Başkanı Atalay, bu tür saldırılar her türlü barış umudunu söndürmeye yönelik eylemlerdir dedi. UBP Genel Sekreteri Taçoy, saldırıların başlıca sorumlusu hala Rum çocuklarını, gençlerini Türk düşmanlığıyla yetiştiren, Kıbrıs konusunun var olan gerçekler esas alınarak çözümlenmesini engelleyen geçmiş ve bugünkü Rum liderliğidir dedi. Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs Türk halkına gerçek Rum niyetlerini anlatmalı, yeni bir çıkış yoluyla toplumsal seferberlik başlatılmasının öncülüğünü yapmalıdır dedi. Ve devam ediyoruz. Bana mektup, bir diğer başlık. Gençlik Dairesi İzcilik Biriminden bana mektup. Gençlik Dairesi İzcilik Birimi BM Genel Sekreteri bana iletilmek üzere BM yetkilisine bir mektup verdi. İzciler bandan Orta Doğu'daki savaş ve çocukların ölümünü sona erdirecek bir çare bulunmasını istedi. Mecliste verimli gün, bir diğer başlık. Süt üreticileri sıkıntılı, birlik süt maliyetlerinin hesaplanarak sütün litre fiyatının yeniden belirlenmesini istiyor. Ve ortam halklar koptu manşetini attı. Hükümet ortakları, bakanlar, başbakan ile meclis başkanı birbirinden habersiz dedi. Hükümet ortakları, bakanlar ve meclis arasındaki kopukluk iyice ortaya çıktı. Meclis başkanı ile sağlık bakanı sağlıkla ilgili mecliste komite kurulması önerisi getirdi. Başbakanla Maliye Bakanı konudan haberdar olmadıklarını açıkladı. Karar ertelendi. Başbakan Kalyoncu konunun mecliste gündeme getirilmesinin ardından yaptığı konuşmada ilk defa böyle bir komite kurulduğunu görüyorum. Başbakan olarak haberim olmadı. Bunu doğru bulmuyorum dedi. Kalyoncu'nun ardından söz alan Meclis Başkanı Sibel Siber ise sağlık konusunda bir ad hoc komite oluşturulması konusunda uzun zamandır görüştüklerini belirterek başbakanın haberdar olmamasına üzüldüm. Bakanın haberi vardı diye konuştu. TDP Milletvekili Çakıcı, yasalarla ilgili bir komite kurulacaksa bunun partilere danışılarak yapılması gerektiğini belirterek parti içindeki anlaşmazlıkları partide çözeceksiniz. Sibel Hanım Sağlık Bakanı ya da Başbakan görevine gelecekse o görev ona verilir, meclis başkanlığına başkası getirilir dediği böyle bir karmaşa oldu dün mecliste. Tarım Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu reform paketinin ölüm ve üretimi durdurma paketi olduğunu açıklayan hayvan üreticileri, Tarım Bakanı Şahin'in reform paketinde ısrar etmesi halinde koltukta oturamayacağını söyledi. En kısa süre bakanlık yapan Tarım Bakanı olur dedi Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği. Özyiğit saldırının failleri meçhule yazılmamalı dedi. Denya'daki tarihi camiye yapılan saldırının faillerinin bir an önce bulunup gerekli cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi Cemal Özyiğit. Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde yapılan bu saldırıların çözüm sürecinin önüne takoz koymayı amaçladığını belirten Özyiğit, bu tür saldırılar karşısında soğukkanlı ve sağduyulu davranarak barış kültürünün yaygınlaştırılması çabalarının kararlılıkla sürdürülmesi gereğine işaret etti. Çevre dersinin müfredata girdiğini ortamda logo yanından aktarıyor ve ortamı da bu şekilde tamamladık. Değerli izleyenler, gazetelerin sayfalarına baktık. Basında bugün bölümümüz sona erdi. Sırada şimdi de basının spor sayfaları var. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Spor gündeminde gazetelerin spor sayfalarına bakıyoruz. Karadağ'da zor kupa randevusu, Yeni Düzen'in manşetten verdiği haber. Lig maçlarının ardından kupa mesaisine başlayan Defke ile Mor Menekşe'de hedef çeyrek final ilk maçında avantajlı skor yakalamak. Mutluyuz ancak önümüze bakmalıyız. Ocak antrenörü Rıza Erseven elde ettikleri Doğan
galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını ancak öncelikli hedefleri olan lig doğrultusunda Lefke maçına konsantre olmaları gerektiğini belirtti. Kıbrıs'ın spor sayfasına bakalım. Bu kez süre krizi başlığını görüyoruz. Spor sayfasında Kıbrıs'ın liseler arası basketbol kızlarda finalistler belirlenirken erkeklerde Yakın Doğu Koleji'nin Türk Maarif Koleji maçına yönelik süre itirazı karşılaşmanın tescil edilmemesine neden oldu. Bütçe farkı, istatistik aynı. Süper Lig'de ikinci devreye istediği sonuçları alamayan küçük kaymaklının gol yollarında yaşadığı sıkıntı her hafta gün yüzüne çıkıyor. Kurumsallaşma ve bütçesiyle birçok takımın önünde olan küçük kaymaklının istatistikleri şaşırtıyor. Düşük bütçeli mütevazı kadrosuyla lige tutunmaya çalışan ve son sırada yer alan Yeni Boğaziçi geride kalan 16 haftada 9 galibiyet alırken güçlü kadrosuyla sezon başında şampiyonla oynaması beklenen küçük kaymaklı 8 yenilgi aldı. Havadis kriz manşetiyle çıktı. Okul sporlarında liseler arası basketbol şampiyonası yarı finalleri dün oynanırken erkeklerde Yakın Doğu Koleji ile Türk Maarif Koleji arasında oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle kriz yaşandı. Unvanları bitti demiş Binatlı ve Mausa Türk Gücü'nde seri sonu. Ligde 4 deplasman mağlubiyeti alan ancak iç sahada ise en başarılı takımların başında gelen Mausa Türk Gücü kendi sahasında ilk yenilgisini tadarken lider Binatlı bu sezon kendi evindeki ilk yenilgisini yaşadı. Halkın Sesi'nin spor sayfasıyla devam ediyoruz. Bu kez kupada avantaj arayışı başlığını görüyoruz. Halkın Sesi'nin spor sayfasında futbolda Kıbrıs Kupası çeyrek final birinci maçları yarın oynanacak. Kupada çeyrek finale kalan 8 takım küçük kaymaklı Türk Ocağı, Mansa Türk Gücü, Çetin Kaya, Yeni Cami, Cihangir, Lefke ve Mor Menekşe olmuştu. İyi ki Leymos'un derbisi var dedi Afrika. Hafta sonu Girne 20 Temmuz stadında oynanan derbide özlediğimiz tabloyu gördük. Doğan Ocak Limasol maçı için tribünlere gelen çok sayıdaki futbolsever derbiye de farklı bir renk kattı. İyi ki iki camianın taraftarı hala daha bu ruhu taşıyorlar ve futbolseverler yılda iki kez olsun bu atmosferi yaşıyorlar hem de yaşatıyorlar demiş. Trabzon halkı da kırmızı kart gösterdi. Geçen akşamki maçtan sonra yaşanan gelişmeler sokağa taştı. Spor Yazarlar Yönetimi'nde görev dağılımı yapıldı ve Kıbrıs Kupası çeyrek final maçları oynanıyor. Vadili disiplinlik oldu Afrika'nın diğer başlıklarıydı. Ve devam ediyoruz. Bu kez Sağ Kıbrıs'ın spor sayfasıyla Kıbrıs Kupası çeyrek finali yarın başlıyor. Kıbrıs Kupası çeyrek final birinci maçları yarın oynanacak. Başlama saatleri 14 olarak belirlenen karşılaşmalarda Küçük Kaymaklı ile Türk Hoca, Yeni Cami ile Cihangir, Lefke ve Mor Menekşe ve Mausa Türk Gücü ile Gayrı Çetinkaya karşılıklı mücadele edecek. Detay yüzmede çifte rekor kırdı başlığıyla Girne Amerikan Koleji öğrencisi Dile Ay Kocabıyık'ın başarısını manşetine aldı. Dayı sporcusu Türkiye şampiyonu oldu. Atlet Tuğba Aydın Türkiye'de 2016 Athletics İstanbul Indoor Championships'te 3 adım atlama salon şampiyonasında 12.95 metrelik dereceyle kendisinin de en iyi derecesini yaptı. Ve Karakartal zirveye kondu. Beşiktaş dün akşam Gençler Birliği'ni 1-0 yenerek bir maç eksiye rağmen bir puan önüne geçti Fener'in. Vatan'la devam ediyoruz. Şampiyon Dağ'ı ve Yeni Erenköy voleybol yıldızlar final serisinde ikinci maçlar sonunda kızlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, erkeklerde ise Yeni Erenköy Belediyesi şampiyon oldu. Ortam hedefleri yarı final manşetini attı. Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçlarında karşı karşıya gelecek olan Yeni Cami ile Cihangir teknik direktörleri yarı finale kalmak için mücadele vereceklerini vurguladılar. Girne Amerikan Koleji öğrencisi Dile Ay Kocabıyık'tan büyük başarı ve diğer başlıklar da ortamda aktarılıyor. Değerli izleyenler, spor gündeminin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Spor gündemini sunduk. Sırada bu kez ekonomi var. Yerel gündemimiz.
Değirmenlik Belediyesi'ne bağlı köylerdeki küçük ve orta boy işletmelere gıda güvenliği konusunda seminer verilecek. Seminerler, Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen, Türkiye'nin Defkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Çukurova Kalkınma Ajansı'nın teknik destek verdiği rekabet gücünün artırılması mali destek programı kapsamında yapılacak. 9 Mart-10 Haziran tarihleri arasında gıda işlemlerinin gelişimi ve ürün kapasitesinin artırılması konusunda verilecek seminerler hakkında bir de basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısı 9 Mart Çarşamba günü 10-12 saatleri arasında Değirmenlik Spor Kulübü salonunda yapılacak. Öte yandan verilen bilgiye göre Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, seminerle ilgili çıkan ihaleyi kazanan 6 firmayla sözleşme imzaladı. Işısal konuyla ilgili bir değerlendirme yaparak projenin hayata geçmesinde önemli rolü olan Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan'ın başarısının diğer belediyelere de örnek olmasını istedi. Gıda mühendisi Gülsen Akdoğdu ise bu Kıbrıs'ta bugüne kadar yapılmış en güzel gıda güvenliği projesidir ve ilk kez bir belediye tarafından yapılıyor dedi. Akıncılar Belediyesi belediye binasına yapılan kundaklamayı kınadı. Akıncılar Belediyesi'ne ait belediye binasının dün sabah saat 2 sıralarında ahşap arka kapısı üzerinde yanıcı madde dökülüp yakılmasının ardından bugün Akıncılar Belediyesi kanaatimi açıklama yaparak olayı kınadı. Belediyeden yapılan açıklamada, belediye binamıza yapılan bu çirkin olay tüm köy halkımıza yapılmış olup bizleri çok derinden üzmüştür. Polisin en erken zamanda olayı aydınlatıp suçlu kim veya kimlerse ortaya çıkarmasını umutla bekliyoruz denildi. Geçitkale Belediyesi her şey daha güzel bir Geçitkale ve beldesi sloganıyla yürüttüğü çalışmalarına Çamlıca Köy'le devam ediyor. Vakıflar İdaresi tarafından köyde yıkılmaya yüz tutmuş olan caminin bakım ve onarımına başlandığı açıklandı. Caminin onarımının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca belediyenin engelsiz yaşam kapsamında başlatmış olduğu kaldırım çalışmaları Geçitkale ve Nergisli köylerinin ardından şimdi de Çamlıca köyünde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ise köyde şehitlik yapımı çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Değerli izleyenler, yerel haberlerimizi, belediyelerle ilgili haberlerimizi izledik. Sırada ekonomiyle ilgili gelişmeler var. Kopbank yeni yüzüyle karşınızda. Web sitemizi sizin için yeniden tasarladık. Klasik banka web sitesi anlayışından uzaklaşıp ana sayfa resmini sizin tercihinize bıraktık. Menülerde kaybolmayın diye aradığınızı direkt yazıp kolayca ve hızlıca ulaşmanızı sağladık. Hem masa üstünde hem de mobil cihazlarda aynı deneyimi yaşayacağınız uyumlu bir tasarım sunduk. Kampanyalar, döviz grafikleri, mevduat getirileri ve kredi taksitleri için görsel araçlar ekledik. En yakın şube ve ATM'leri Google haritalar üzerinde gösterdik. Hizmetlerimizle ilgili tüm bilgilere erişimi kolaylaştırdık. Bunların tümü ve fazlası yeni web sitemizde sizi bekliyor. Kopbank, Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası. Kuzey Kıbrıs Turizmi Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen Fitz and Wanderwels Turizm Fuarı'nda temsil edildi. Turizm Bakanlığı'nın sektör paydaşları ile birlikte yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında katıldığı fuar 20-21 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Fuarda Flemenkçe ve İngilizce genel bilgi broşürleri, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele Karpaz bölgesi ile ilgili broşürler, karayolları haritası, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmek için 50 neden adlı broşür, bisiklet ve dağ yürüyüş yolları gibi birçok tanıtıcı broşür dağıtıldı. Fuarda Kuzey Kıbrıs standını ziyaret eden misafirlere üzüm sucuğu ve kavrulmuş badem de ikram edildi. Merkez Bankası Risk Merkezi'nin Aralık 2015 verilerine göre mahkemelik olan borçlar %24.57 oranında yükseldi. Ödenemeyen borçların %38'ini bireysel borçlardan kaynaklanması ise dikkati çekti. Kıbrıs Ekonomi'nin haberinde Merkez Bankası Risk Merkezi verilerine göre tasfiye halindeki borçlar 2015 yılı sonunda 1 milyar 37 milyon 201 bin 397 Türk Lirası'na ulaştı.
2014'ü 832 milyon 598 bin 604 Türk lirası düzeyinde kapatan tahsili gecikmiş alacakların geçen yıl %24.57 oranında artış gösterdiği hesaplanırken bunun önemli bir kısmını bireysel borçlar oluşturdu. Bankaların Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan risk merkezine yaptığı zorunlu bildirimlere göre sektördeki krediler ise geçen yıl 12 milyar 527 milyon 916 bin Türk lirasıyla bugüne kadarki en yüksek noktasına ulaştı. Risk merkezi verilerine göre geçen yıl sektördeki brüt kredilerin %28.81'ine denk gelen 3 milyar 558 milyon Türk liralık kısmının bireysel krediler ve kredi kartı borçlarından oluştuğunu gösteriyor. Bir yıldaki dönemde vatandaşların bankalara olan borcu 323 milyon Türk lirası artarak 3 milyar 235 milyon Türk lirasından 3 milyar 558 milyon Türk lirasına yükseldi. Kopbank yeni yüzüyle karşınızda. Web sitemizi sizin için yeniden tasarladık. Klasik banka web sitesi anlayışından uzaklaşıp ana sayfa resmini sizin tercihinize bıraktık. Menülerde kaybolmayın diye aradığınızı direkt yazıp kolayca ve hızlıca ulaşmanızı sağladık. Hem masa üstünde hem de mobil cihazlarda aynı deneyimi yaşayacağınız uyumlu bir tasarım sunduk. Kampanyalar, döviz grafikleri, mevduat getirileri ve kredi taksitleri için görsel araçlar ekledik. En yakın şube ve ATM'leri Google haritalar üzerinde gösterdik. Hizmetlerimizle ilgili tüm bilgilere erişimi kolaylaştırdık. Bunların tümü ve fazlası yeni web sitemizde sizi bekliyor. Kopbank, Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası. Ve şimdi sırada dünyadaki gelişmeler var değerli izleyenler. Efendim Türkiye şu şarkıyı söyleyecek yakında. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Evet, o şarkı var ya, sanat müziği, tam onu söyleyecek Türkiye. Çünkü tamamen yalnız kaldı. Suriye politikasında da Amerika ve Rusya dün itibariyle ateşkese giden yolda önemli bir adım attılar. Ve geçici de olsa ateşkes imzaladılar. Türkiye gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar gibi yeryüzünde yalnız kaldı. Evet, İngiliz basınına bakalım. Amerika ve Rusya Suriye'de 27 Şubat'ta başlayacak geçici bir çatışmasızlık üzerinde anlaştı. Anlaşma, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un hafta sonu yaptığı görüşmeleri takiben sağlandı. Hafta sonu Kerry, Lavrov'la telefonda çatışmasızlık anlaşmasını görüştüğünü ve iki ülkenin taraflar nezdinde temaslarda bulunacağını söylemişti. Dünya güçleri Münih'te 12 Şubat'ta yapılan zirvede bir ateşkes üzerinde uzlaşmış. Bunun geçen Cuma gününe kadar hayata geçirilmesi de kararlaştırılmış ancak bu gerçekleşmemişti. Hafta sonu Humus ve Şam'da yapılan IŞİD'in üstlendiği saldırılarda 170'ten fazla kişi yaşamını yitirmişti. Anlaşma IŞİD ve Nusra cephesine düzenlenen saldırıları kapsamıyor. Uzmanlar ilk ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girme tarihinin aşılması ve halihazırda süren çatışmalar nedeniyle etkin bir ateşkesin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Evet, Suriye'deki gelişmelerle ilgili başka haberler de aktaracağız ama Delhi ile Hindistan'ın başkentiyle ilgili bir haber. Delhi'ye su kısmi olarak verilmeye başlandı. Hindistan'da kast sistemini protesto eden göstericilerin ele geçirdiği su kanalını sabote etmesi sonucu 10 milyondan fazla kişinin susuz kaldığı başkent Delhi'nin bazı bölgelerine yeniden su verilmeye başlandı. Yetkililer başkentin ana su kaynaklarından olan Munak kanalının onarımına başladıklarını açıkladı. Ancak Su İşleri Bakanı Kapil Mishra krizin hala tam olarak çözülemediğini belirterek vatandaşlardan suyu idareli kullanmalarını istedi. 16 milyonluk Delhi'de yaklaşık 10 milyon kişinin su ihtiyacını bu kanal karşılıyor değerli izleyenler. Jat toplumu Hindistan'ın katı kast sisteminde üst kastlardan biri. Ancak bu nedenle düşük kastlara ayrılan iş ve eğitim kotalarına dahil edilmemekten şikayetçiler. Jatlar aslında ekonomik olarak nispeten iyi durumdalar. Siyasette de etkin rol oynuyorlar ancak özel sektörde
İşsizlik artıp çiftçilikten elde edilen gelirde düşünce kamuda işe girebilmek için yeniden geri kalmış kast statüsüne alınmak için protestolara başladılar. Sokağa çıkma yasağı ve ordunun müdahalesine rağmen gösterileri sürdüren protestocular bazı ana yolları trafiğe kapattı, demir yolu ulaşımını felce uğrattı ve su kanalını tahrip etti deniliyor. Evet, enteresan bir kast hikayesi. Kast toplumsal katman anlamında kullanılıyor. Belli gruplar, sınıf demeyelim tam olarak. Sınıf kavramı biraz bunun daha ötesinde bir şey. Kastlar kendi çıkar gruplarını oluşturan insanlardan oluşuyor ve kendi isteklerini, kendi çıkarlarını, haklarını korumak için bir şekilde hareket ediyorlar. Üst kat olmasına, kast olmasına rağmen ekonomideki kötü gidişten dolayı alt kastlara tanınan haklardan yararlanmak istediği jatlar. Ve Türkiye ile ilgili bir ithalat haberi. Türkiye 6. ithalatçıymış dünyada. İlk 6'da yer alıyor. Hangi konuda diye sorsam. Evet. Türkiye dünyanın 6. büyük silah ithalatçısı. Değerli izleyenler, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yeni uluslararası silah ticareti raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye dünyada silah ithalatı sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Uluslararası silah ticareti 2011 ile 15 döneminde 2006-2010 dönemine kıyasla %14 arttı. Yani dünyada her yıl ne kadar artıyor? Son 10 yılda arttıysa %1'lik, 2'lik bir artış var silah kullanımında. Hindistan %14'lük payla en yüksek kotaya sahip. Onu Suudi Arabistan %7 ile izliyor. Çin'in %4.7'lik payı var. Birleşik Arap Emirlikleri %4.6, Avustralya %3.6 ve Türkiye %3.4 ile devam ediyor. Onu Pakistan, Vietnam, Amerika ve Güney Kore izliyor. Birinci sıradaki Amerika'nın en çok silah sattığı ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye oldu. Türkiye silah ihracatında ise 16. sırada yer almış. En çok Amerika satıyor %33. Dünya piyasasının 1/3'ü Amerikalıların elinde. Rusya da %25'e sahip ve Rusya ile Amerika Suriye'de ateşkes anlaşmasına vardı. Toplamda pazar payının %58'ini, yani neredeyse %60'ını elinde bulunduran iki ülkenin vardığı ateşkes muhtemeldir ki yakında bir başka çatışmanın başlaması için atılmış bir stratejik adım. Dolayısıyla savaş olmazsa, çatışma olmazsa, terör olmazsa bu ülkeler nasıl para kazanacak, nasıl geçinecek, buna da maraz etmek lazım. Ve bir kitap, Kanadalı Seri Katil'in yazdığı kitap geri çekildi. Kanada'da 26 kadını öldürmekle suçlanan Robert Picton'un anılarını yazdığı kitabı satışa sunan internet perakende devi Amazon, kurbanların yakınlarından gelen tepkilerin ardından satışı durdurdu. Eski multimilyoner ve domuz çiftliği sahibi Picton, 2002'de yakalanarak cezaevine konmuş ve 2007'de 6 kadını öldürmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Picton hakkındaki 20 diğer cinayet suçlaması ise halen beklemede. Picton, In His Own Words, kendi sözleriyle Picton adlı kitap, Amazon'un Kanada mağazasında 20.17 Amerikan dolarından satışa sunulmuştu ancak birkaç saat sonra geri çekildi. Amazon kitabın satışıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Kanada televizyonu CTV 66 yaşındaki Picton'un kitabı başka bir tutukluyla cezaevi dışına çıkardığını belirtti. CTV İncil'den alıntıların ve Picton'un polise verdiği ifadelerin bulunduğu kitapta birçok yazım hatası olduğunu da duyurdu. Yani o kadar seri cinayet işlemiş adamın Amerikancasının ya da İngilizcesinin dil bilgisinin iyi olmasını zaten beklememek lazım.
Türkiye medyasına bakıyoruz. Bir Gün gazetesi kuzu kurda emanet manşetiyle çıktı. Erdoğan ve Davutoğlu'nun bir şeyi alkışlarken, birilerini alkışlarken çekilmiş bir fotoğrafı var. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tasarısına göre insan haklarının korunması üyeleri Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından atanan bir kurula bırakılacak. Bunu da kuzunun kurda emaneti gibi gördü Bir Gün gazetesi, böyle bir manşet attı. Darbeci Sisi'ye AKP'den davet, Çavuşoğlu darbeci olmakla suçladıkları Sisi'nin yönettiği Mısır'ı Libya çalışma grubu için masaya oturmaya davet etti. Gelmez Mısır bu haliyle Türkiye'nin davetine kanımca. Cumhuriyet gazetesi AKP'de hedef Gül'ü silmek demiş. Kurucu üyeler sayfasına 7 Haziran sonrası eklendi. 6 Şubat'ta çıkarıldı. Gül kurucusu olduğu AKP'nin kurucu üyeler sayfasından çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde ise kendi sitesine link verildi. Ve Kurtulmuş'tan kimlik karmaşasına savunma, ismin farklı olması gerçeği değiştirmez dedi Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş. Dünya gazetesi turizme 9 koldan destek demiş. Başbakan Davutoğlu acil eylem planını açıkladı. Sektör paketi genel olarak olumlu karşıladı. Seyahat acenteleri de ihracatçı sayılmak istediklerini dile getirdi. İstihdam için ek tedbir alınması istendi. Türkiye'nin geldiği aşamada turizm SOS veriyor ve devlet de kesenin ağzını açtı turizmci için. Hürriyet bombacının hücrevi manşetini attı. Ankara'da 28 kişinin ölümüne neden olan saldırıda kullanılan bombalı aracın hazırlandığı ve teröristlerin gizlendiği binayı ilk kez Hürriyet görüntüledi deniyor. Ve turizme 255 milyon TL hibe. Evet, 255 trilyonluk hibe ayrılıyor turizm için. Milliyet katliamın şifreleri demiş. Ankara bombacısına yardım eden 14 kişinin sesli ve görüntülü ifadeleri sonucunda saldırının nasıl planlandığı ve gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı demiş. Umalım ki öyledir. Star hepsi aynı karede demiş. Star hain ittifakın yeni belgelerine ulaştı. Sur'da öldürülen YPJ'li kadın teröristin Silvan'da Amerika'nın verdiği silahlarla PKK'lıları keskin nişancı olarak eğittiği ortaya çıktı. ABD YPG PKK demiş Star gazetesi, havuzun gazetelerinden biri. Ve son olarak Zaman'a bakıyoruz. Türk Suriyeli değil Vanlı demiş Zaman. DNA testine göre canlı bomba Neccar değil Abdülbaki Sömer. 28 insanın hayatını kaybettiği başkentteki saldırıda bombacının YPG üyesi Suriyeli Salih Neccar olduğu açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan da bu iddiayı 5 gündür dillendiriyordu. Ancak DNA testine göre canlı bombanın Vanlı Abdülbaki Somer olduğu tespit edildi. Evet, işler karıştı demek ki bombacıyla ilgili. Değerli izleyenler, İngiltere'de ve Türkiye'de bugün çıkan gazetelere de baktık. Dünya basınını da sonuçlandırdık. Dünya basınıyla birlikte sabah kahvesini noktalıyoruz. Az sonra radyo gazetesinde trafiği konuşacağız. Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Başkanı Hüseyin Sevay konuğumuz olacak. Trafik dairesi yasa tasarısı dün komiteye geri gönderildi. Hem bunu konuşacağız hem de trafiği konuşacağız genel anlamda da konuğumuzla birlikte az sonra. Haftanın ikinci sabah kahvesini de noktaladık değerli izleyenler. Yarın sabah İyi haberlerle, güzel haberlerle karşınıza çıkmayı umut ediyoruz. Hepinize keyifli bir salı günü diliyoruz. Görüşmek üzere. Sabah kahvesi. Güvenceniz, geleceğiniz, malınız, varlığınız ve rahatınız için Şeker Sigorta Kıbrıs Limited. Araç, konut ve iş yeri sigorta işlerinde şeker poliçenizin keyfini yaşayın. Şeker Sigorta Kıbrıs Limited. Sabah kahvesini